derhal Türkiye'nin dış politikasıyla bu durumdan bir çıkış yolu araması lazım. Bu bakımdan da Tayyip Erdoğan yönetiminin çaresiz, elverişsiz durumda olduğu gözüküyor. Suriye politikası hemen değiştirilmeli. Bakın bu çok önemli çünkü İran'la ilişkiler bakımından, Rusya ile ilişkiler bakımından, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından ve bütün güneyimizdeki Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz bakımından derhal Türkiye'nin Suriye'ye el uzatması lazım. İran'la Türkiye'nin sırt sırta vermesi ve dayanışma içine girmesi lazım. Türkiye'nin bu durumda İran çok önemli bir arkadaşı, zorlukları paylaşmada, el ele vererek buradan çıkmada İran'da işbirliğimiz çok verimli sonuçlar çıkarabilir. Neden? Çünkü enerji güvenliğimiz büyük ölçüde Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan sağlıyoruz. İran'dan doğal gaz alıyoruz, petrol alabiliriz. İran'da derhal çok sıkı bir dayanışma içine girmemiz ve anlaşmalar yapmamız lazım. İran'dan doğal gazı ve petrolü tümen yani Türk lirasıyla alabiliriz. İran'dan gelen turistlerimiz de tümenle yani İran parasıyla Türkiye'de bankalarda Türk lirasıyla değiştirerek istirahat edebilirler, seyahat yapabilirler. Turizm faaliyetinde İranlılar çok önemli bir kalem tutmaktadır. Aynı zamanda İran Türkiye'nin ihracatı için çok önemli bir piyasadır. Ve burada da petrol ve doğal gaz alıp onlara turizm ihraç ederek ve yine İran'ın ihtiyacı olan sanayi mallarını özellikle kısmen tarım mallarını ihraç ederek İran'da bir dayanışmaya girebiliriz. İran'a yapılan ambargo tabii olumsuz bir olay ama bizim Türkiye açısından bu açıdan bir fırsata dönüştürülebilir, olumlu bir olay olarak değerlendirilebilir. Milli paralarla alışveriş yapılarak Türkiye'nin özellikle 55 milyar doları yılda bulan ve neredeyse ithalatımızın yarısını ifade eden enerji alışverişinde İran'la dayanışmanın büyük önemi vardır. Hatta Türkiye İran'la ilişkilerde gümrüklerin sıfırlanmasını bile önerebilir veya da çok aşağı bir seviyeye indirilebilir gümrükler. Yine Rusya ile Çin'le alışverişimizde takas yöntemleri ve milli paralarla alışveriş şarttır. Bütün buralarda Suriye ile ilişkilerimizin düzeltilmesi olayı çok kolaylaştıracaktır. Bunları tespit etmemiz lazım. Türkiye önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak atıl kapasitesini çalıştıracak. Artık bu enflasyon canavarı falan filan dışarıdan bize dayatılan bu canavar vesaire tehditlerini bırakıp daha yüksek maliyetle de olsa içeride dışarıdan aldığımız malları üretme yoluna girmemiz gerekiyor. Yani Balıkesir'di, Bursa'ydı, Kayseri'ydi, Gaziantep'ti, Denizli'ydi, Çorum'du, Konya'ydı, bizim Diyarbakır'dı. Türkiye'nin o Anadolu kaplanları dediğimiz küçük orta sanayicilerini harekete geçirmemiz lazım. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bizim kendi üretim kapasitemizi harekete geçirmemiz, dışarıdan alamadığımız malları içeride daha geri teknolojilerle de olsa yapma yönetim yönelişine girmemiz gerekiyor.